Benden önce askere giden Semih diye bir arkadaşım vardı. 2 ay önce falan gitti. 2 ay önceki celbe gitti. Selam olsun ona da. Ona da selam olsun buradan. Dedi ki kanka mümkün olduğunca kaytarmaya bak. Lan konuştuğum şeye bak. Vallahi ayıp be. Harbiden ayıp. Şu an utandım ben biraz. Ben de direkt ne istemeye yarıyorum. Kanka dedi siz atış yapacaksınız dedi. En keyifli şey atış. Gerçekten de atış atmak yani. G3'le. Düşün G3 gerçek G3'le atış yapıyorsun. 3 tane şey atıyorlar. Çok sarsıyor mu abi? Yok. Şuradan tam böyle şu boşluğa tam koyduğunda. Ama volümü çok yüksek değil mi? Volüm yüksek. Ama yakınındayken daha az. Sana mı kulak tıpacı da zaten şey yapıyorlar dağıtıyorlar. Aa süper. Herkese bir tane dağıtıyorlar. Neyse Semih dedi ki kanka dedi eğer silah atış yapılacağı gün görevli olarak el kaldırırsan bu arada aksi geldi. Aksi hoş geldin. Meşhur aksi. Aksi hoş geldin. Kaç ayındır geliyor ama sessiz geri gidiyor. Neyse birader dedi ki kanka dedi orada el kaldır görev al. Herkese 3 mermi attırırlarsa sana 7-8 mermi attırırlar. Çünkü atmayanlar olacak. Peki onun, o görevli olmuş mu? Yok olmamış ama onun orada öyle olmuş. Yani görev alanlar gerçekten fazla mermi atmışlar. Neyse komutan dedi silah atışı yapılacağından birkaç gün önce. Arkadaşlar dedi görevli olmak isteyen var mı? Direkt el kaldırdım. Bizimkiler de şaşırdı ulan. Kabak gibi el kaldırdın. He ulan dedi her şeye kaçıyorsun da buna niye el kaldırdın dercesine bana baktılar böyle. Ben gerçekten çok kaytardım arkadaşlar. O zaman çok bariz bir şekilde belli oluyor senin yani arkadaşların benim arasında. Arkadaşlarım biliyor aynen. Hep akşam şey diyorlar oğlum bugün ne yaptın niye böyle yaptın falan filan diye. Neyse buradan da bütün koğuşumdaki 7. koğuşa selamlar olsun. 7. koğuştaki bütün arkadaşlarıma devrelerime. Neyse beni şey yaptılar. Mühimmat görevlisi yaptılar yani nedir? Şarjörleri falan dağıtacağız tamam mı? Şarjör. Doğrusu şarjör değil mi? Aynen. Rahat 4 saat 5 saat boyunca askerler aynen. Geliyor 10 kişi böyle diziliyorlar. Hamallık. Yani. Atış yapıyorlar aynen ondan sonra koşuyorsun boş şarjörleri topluyorsun getiriyorsun dolduruyorlar falan. 4 saat boyunca aralıksız komutan sadece bize ara ara böyle sigara molası vermesi haricinde sürekli ayakta bir de yavaş yürümeyi koşturmayı böyle ufaktan koşturmayı da kabul etmiyorlar. Bildiğin depar atacaksın. Allah marş aşkına. Komutunda aynen. Gideceksin tak 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 toplayıp getireceksin. Robot, kaç saat boyunca? 4 saat boyunca. Eyvah. Ayaklarıma kara sular indi. En sonunda kalan mermileri de gitti şey yaptı. Oradaki uzman çavuşlar attı. Biz yine 3 tane mermi attık. Sadece yani şeyimle kaldım. Yorulmuşluğumla kaldım. En sonunda bir tane tecrübe hocam bir dahakine öyle yapmazsın. Takdir belgesi verdiler. Onu da tam terhis belgelerimizi dağıttıkları gün, tezkereleri dağıttıkları gün bir baktım herkese dağıtıyorlar böyle. Enes Kılınç dedi. Herkes bana bakıyor sana niye verdiler diye. Vallahi dedim bilmiyorum ben de niye verdiler falan. Gittim geldim her şeydenmiş mühimmat sorumlusu olduğum için. Böyle bir enayilik yaptım. Yasi teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Mesele bereket. Vallahi maalesef. Yani bir daha dünyaya gelmiş olsam mühimmat sorumlusu olmazdım. Gidenler olmasınlar arkadaşlar. Son gün bu arada hani herkes böyle askerliği hep kötüler ya. Herkes kötüler hani gitmiyor.